Cumhurbaşkanları kullanacak da halkın seçtiği Cumhurbaşkanı kullanmayacak mı? Kullanması lazım. O zaman ne oluyor? Aynı konuda hem hükümet hem Cumhurbaşkanı bir çözümsüzlüğe doğru gidiyor. Onun için ne yapmamız lazım? Madem artık yönetimi doğrudan millet tek noktada seçiyor, o zaman Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı yetkilerini bir noktada topluyoruz ama yeni bir şey yapıyoruz. Mevcut sisteme bakacak olursanız Cumhurbaşkanlığı hiçbir sorumlu yok. Vatana ihanet dışında hiçbir şeyden sorumlu değil. Hükümetin tüm kararnamelerinin altında Cumhurbaşkanı'nın imzası var. Onun onayıyla, onuruyla uygulamaya giriyor, sorumlu oluyor. Halbuki yeni sistem öyle değil ki. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı artık hükümetin başı olarak her yaptığı işten sorumlu. Meclise karşı sorumlu, yargıya karşı sorumlu, vatandaşa karşı sorumlu. Dolayısıyla yetki sorumluluk dengesi yeni yapıda yerle yerine oturuyor. Günebiliriz isteriz. Bu kadar memleketin hayati konularına karar veren bir Cumhurbaşkanı'nın mutlaka sorumlu olması lazım. Bu açıdan bugün mevcut sistem devam etsin diyenler sorumsuz bir Cumhurbaşkanı'nı, sorumlu olmayan bir Cumhurbaşkanı'nı bu kadar olağanüstü yetkilerle devam etmek istiyorlar. Bu son derece yanlış, bunu hiçbir şekilde kabul etmek mümkün değil. Peki, bütün bu değişiklikleri yapıyoruz da ne olacak? Yani bunları yapmak bu ülkeye ne fayda sağlayacak derseniz eğer, şunu öncelikle söyleyeyim, bunu dikkatlice dinleyin. Hani tarihin böyle önemli kritik dönemleri var, tarihleri var. Tarih akarken bazı böyle önemli tarihler var. 1453 nasıl önemli bir tarihse, 1789 nasıl önemli bir tarihse, Berlin duvarının yıkılması ne kadar önemli bir tarihse, şunu bilelim ki şu anda dünyada içinden geçtiğimiz dönemde ileriye dönük çok önemli bir kritik evre. Dünya güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Bloklar, bakın ülkelerin oluşturduğu bloklar yeniden yapılanıyor. Bundan 20 yıl önce Avrupa Birliği'ni genişleyecek diye konuşurken bugün Avrupa Birliği diyor ki nefesim kalmadı, mümkünse daralayım. Hatta biraz daha ileriye gidiyor, Avrupa Birliği neredeyse dağılacak, o noktalara geldi. Bugün Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan, Türkiye gibi ülkeler dünyada söz sahibi ülkeler haline geliyor. Güç dengeleri yeniden oluşuyor. Bizim bugün Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da ve bölgemizde gördüğümüz birçok jeopolitik gerginliğin, sıkıntının arkasında aslında dünya düzeninde meydana gelmeye başlayan bu değişimler. Ekonomide güç yeniden dağılıyor. Bizim gençliğimizi hatırlıyoruz, dünyada tek bir nokta vardı, Avrupa, bir de Kuzey Amerika. Dünyanın bütün üretimi burada yapılır, bütün finansman burada toplanır, bütün para buradan dağıtılır. Bakın aradan 40 yıl geçmiş, 2050'ye doğru giden süreçte şöyle görüyoruz. Artık dünyanın üretim noktaları Kuzey Amerika ve Avrupa olmaktan çıkacak, neresi olacak? Uzak Doğu olacak. Uzaktır. Dünya üretiminde önemli bir pay verecek. Dünyanın üretiminde en fazla katkı veren ülkeler Çin olacak, Hindistan olacak, Brezilya olacak, Türkiye olacak. Dikkatimi çekiyorum. Türkiye olacak, tekin etkik takım gelişmekte olan ülkeler olacak. Dolayısıyla burada ciddi anlamda ülkeler güç sınavları yapıyor. Çok önemli meydan okumalarla karşı karşıyayız. Bugün Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlar, Türkiye'nin birliğine yönelik bu yapılanlara baktığımız zaman bütün bunların arkasında güçlenen, büyüyen Türkiye'yi engelleme çabaları var. Bu söylediklerimi siyasetçi olarak, hükümetin bir bakan olarak ben söylemiyorum. Bunları dünyayı şekillendiren, dünyanın gelişimine ilişkin analizler yapan uzmanlar söylüyor, siyasetçiler söylüyor. Bizatihi Batı dünyası kendisi söylüyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin önceki dönemlerden çok daha fazla güçlü olması lazım.